28 Temmuz, ofiste oturuyorum. Tek başımayım. İşte videomuzu yayın almadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü söylemeden edemedim. Belki biliyorsunuz Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Barkını kaybettik. Benim çok iyi arkadaşımdı. Ve bu kanalda rolü çok büyüktür, payı çok büyüktür. Daha doğrusu bu YouTube işine, video çekme işine ilk önayak olan, hatta belki ilk 10 videomu çeken, bunun için hiçbir maddi, manevi hiçbir şey talep etmeyen, hatta beraber projelerimiz vardı, onlarla başladık. Barkın benim çok iyi arkadaşımdı. Yani çok darmadağın oldum. Bu otomobil, şimdi yayınlayacağımız S320, daha doğrusu S-Class'e, onun deyimiyle S-Class'e, belki çoğunuz bilmiyordur ama Barkın otomobil severdi ve bu otomobili çok severdi. Hatta ona bir S-Class'e bakıyorduk. İşte babuş, arabanı bulduk diyecektim ben sana. Çekmiştik. Çektikten sonra al bir seyret diyecektim. Al bir seyret be dostum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Çok düşündüm, taşındım. Onun çünkü çok büyük bir misyonu vardı, çok inandı. Çok çırpındı biliyor musunuz? Çok çırpındı. Kaç senedir. Maddi, manevi parçalandı ama işte gördük ki son vedamızda çok güzel şeyler başarmış. O da görmüştür zaten. İşte onun misyonu vardı. Herkese motosiklet kullandırmak, herkese düzgün motosiklet kullandırmak ve kabilesini büyütmek. Hiç kaza olmasın. Hiç kimsenin canı yanmasın ve bunun için devamlı çabaladı, çırpındı. Bildiği her şeyi öğretmeye çalıştı. Öğrendiği her şeyi sizlere aktarmaya çalıştı. Bunu bak kimse yapmaz. Onun yerine de kimse gelmez. Ben de şimdi kendime böyle bir misyon ediniyorum. Görürse herhalde sevinecektir. En doğru şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra ben de size otomobille ilgili güvende kalmanız için, güvende kaldırmanız için, daha doğrusu otomobilinizdekileri ve çevredekileri bir sürü videolar yapacağım. Tek tek videolar yapacağım. Doğru otomobil kullanmaktan başlayacağım. Bir sürü şeyler yapacağım açık söylemek gerekirse. Bunları da Barkın için yapacağım. Ne bileyim, başka bir şey söyleyemiyorum. Hoşça kal be dostum. Hoşça kal. Sizi hadi videoyla baş başa bırakalım. Selim abi yine buluştuk ya. Evet. Hep böyle konforlu arabalar sende nedense. Yani büyük, bazıları büyük sever demiştim bir yerde, çok gülmüşlerdi. Yok abi, büyük seviyorum arabanın yeri de başka. Yani bir de eski arabaların büyükleri daha da başka. Evet, çok. 140 kasa zaten en büyük. En büyük. Boyut en büyük yani. Bu ne abi, kaç model, nedir, bu, ne değildir? Bu 97, 140 kasanın makyajlı hali. Tamam. 320 makinalı, küçük makinesi var. Tamam. Yani kendi boyutunun en küçük makinesi. Bir de 280'leri var ama çok az, çok nadir bulunuyor. Bizim ülkemizde buna susurluk kasa diyorlar. Ya yani. Evet, susurluk kasa. Kazadaki kaza dolayısıyla buydu. Susurluk kasa diyorlar. Aslında W140 diye geçer ama aslında bu araba V140'tır. Long olanlar V140'tır. Öyle mi? Tabii, W140 kısa olanlarıdır, normalleri. Bir de C140 biliyorsun. Evet. Hem dünyanın en çirkin hem dünyanın en güzel arabası C'l. Sen de bundan bildiğin kadarıyla zaten... Bu beşinci. Beşinci mi oldu? Beşinci bu. Vay anasını. Bu beşinci. 140'a bir kere bindiğin zaman daha başka arabaya zor. Yani başka bindiğim araba olsa bile 140 illa insan istiyor. Ben ha. Sana da biliyorsun, bana aşılamaya çalışıyorum. Yani. Evet. Sana da tam, boyutuna tam uygun. Gelmeden önce de fiyatlarına falan baktım. 50 lira falan. Yani civarında 50, 40'a da var ama daha hani yukarıda var. Ucuzları çok yani alıp masraf etmek, uğraşmak gerekecektir. İşte yani bugünün şeylerine baktığın zaman... Tabii. Bugün bu otomobil S alacaksın yine. S bir, 1 milyon liradan fazla. 1 milyondan daha fazla. Tabii. Bu da o zamanın o arabası. O arabası. Şimdi bakarsan 20 yaşında genç kız, 97 model. Evet.
tam 2017. Ya bir de ne eksiği var ki abi baktığı zaman? Şimdi çok fazlaları var. Şimdiki otomobillerde acayip gereksiz bence saçma sapan şeyler var abi. Evet. Yani ihtiyacın olan her şey var. Evet abi. Ki bu da hani bu biraz eksik bir araba. Bunu alma sebebim tamamen beyaz olması. Şurası şey değil mi? Komple bunların hepsi. Tabii her şey dolabilir burada. Evet. Yani buradaki her şey parmak koyacak yer olmayabilir. Yine bayağı bir buton var ama. Var. Bunda bu dediğim gibi beyaz olması. Çok istiyordum beyazını. Hep lacivert denk geldi bana. Bir tane gri, dört tane lacivertim, üç tane lacivertim vardı. Bir de sen bana şey söyledin ya mesela koyu renkler genellikle bakanlıktan evet, falan çıkma evet, dersin. Bakanlık çıkması oluyor. Ya hepsi diye bir şey yok hepsi ama değil, çoğunluğunda genellikle öyle bir durum var. Hı-hı. Ama bu beyaz olunca zaten bakanlık olma ihtimali yok. Yok. Zaten 5-6 tane bilemedin 10 tane beyaz var. Bir de sen bana yine bir şey söyledin. Bilmiyorum söyleyelim mi onu bilmiyorum. Nedir? İşte bakanlıktan alınan otomobiller bakanlıkların evet, normal muayenesi yok. Evet. Köy Türkiye falan gitmesine evet, gerek yok. Evet. Bakanlıktan bu ihaleyle biri alıyor bunu. Aldıktan sonra da işte kilometresi kaç derse belki evet, onu düşürüyor. Belki diyor, 1 milyonda belki 800 bin de araba düşürüyor. Günahını kadar almayalım herkes yapıyor diye bir şey tabii, yok ama ben biliyor bildiğim var böyle. Yani evet, muayeneye ilk muayeneye sokuyor 210 binli arabayı aslında 800 binde. Sen ondan sonra işte devamlı muayeneye bakıyorsun her şey doğruymuş gibi görünüyor. Bir de bir önceki şeylerde hiç muayeneye gerek kalmadığı için evet, zaten yok adam öyle bir şey. Evet. Bir şeylerini düzeltmiyor tabii. Yok hiç ilgisi yok. Orası burası çalışmasa zaten muayenesi evet, yok bir şey evet, yok. Ya koltukları arabanın 600-700 binden evvel eskimiyor. Bu da size Selim'den bir tane tüy olsun. Yani koltukları eskimiyor yani arabanın. Bir tek şu çok silahla binildiği için şu köşelerinde bir bunda da var, hepsinde var. Çok silahla binildiği için bu arabalarda o oralar aşınıyor silah yüzünden. Yoksa başka bir yerine eskitemezsin yani. Şimdi arkadaşlar bu otomobilin büyüklüğünü çok böyle dışarıdan görüyorsunuz da içine fazla binmişliğiniz yoktur çoğunuzun. Şimdi ben şöyle bir hemen bir kıyaslama yapıyorum. Evet, şurada evet, bir tane GoPro'm var benim. O GoPro'ya mesela buradan böyle hepsini ayarlarım. Şuradan tık diye basarım bak basamıyorum. Gidip uzayamıyorum yani. Çok evet, çok büyük ya. Hele arkası inanılmaz yani. Arkası acayip. Long'da ne kadar daha uzun demiştin? Tam 10 santim. Ya 5 metre 2 santim normali. Hı-hı. 5 metre 12 santim bu. Yani şöyle söyleyeyim. Lincoln Navigatör'den evet, 2 santim uzun. O yanasını sayın seyirciler. Arka kapısı 1 metre 20 santim ya. Evet yani ön kapısı, daha doğrusu arka kapısı ön kapısından daha büyük olan evet, çok nadir evet, otomobillerden evet, biri herhalde. Evet. Çok acayip ya. Çok özel bir araba ya. Çok binince çok keyif alıyorsun. Çok uzun yola gitmek inanılmaz keyifli. Bunun direksiyonu bir değişik. Evet, beni çok etkileyen o olmuştu. Evet. Bu yani direksiyon buradaki ahşabının dışında biraz daha böyle şuradaki oturum yani evet, eli oturma AMG falan direksiyon, direksiyon gibi. AMG direksiyon. Bilemiyoruz. Orijinal mi, sonradan mı koyulmuş bilemiyoruz. Ama sonradan evet, koyulsa iki koyuldu. Evet, iki koyulmuş yani dediğin gibi. Müthiş o durum çok etkilemişti beni ilk gördüğümde. 96'dan itibaren makyajlı bunlar. Yani tamam, içi değişir. Tamam. Dışında da tabii ki değişiklikler var. Konsolun olduğu klima göstergeleri değişir. Birçok ekstralar gelir. Kapı hava yastıkları gelir. Bunda var. Evet, evet, bunda var. Yani 96'dan sonra 97-98 hep öyle. Dış zaten makyajı zaten iş biraz var, biraz daha güvenliğe gittiği için. Tabii seneler değiştikçe. Bir de bu otomobilin mesela böyle yani otomotiv tarihine damga vurdu. Bazı mesela özellikleri var bu otomobilde. İşte ben ilk mesela park sensörlerini bunda görmüştüm. Şey arkası çıkan bagajdan. Boynuz gibi evet, diye çıkardı geriye evet, vitese taktığın zaman. İşte makyajsız kasalar öyleydi. Bunda tabii tamponu almışlar seneler. Evet. Ona yani artık teknoloji ona göre gidiyor. Onların zaten işaretleri burada. Evet, yani buraya, sol ön değil evet, mi bu? Evet. Bu orta. Evet. Buradan da zaten aynadakileri arka tavanı yapmışlar. Aynadan tam aynadan arkayı görüyorsun, görüyorsun. Aslında çok büyük arabalarda olan bir şey var. Tamponun yanında park sensörü var. Evet. Genelde arazi arabalarına falan koyarlar. Göremedi. Aha. Bunda da var. Hani biraz büyük olduğu için. Tabii tabii şu anda boyutlarını falan. Gerçi bunda daha çok görüyorsun. Yani eski otomobillerdeki şu direk belki şu yapı evet, ya da işte o aerodinamik kaygılar var ya. Evet, evet. Yani şu camı falan öyle bir yatırıyorlar ki şurası tabii çok uzuyor. Tabii. Yeni mesela burada ne kadar yakınsın. Burası önce ödeyebiliyorum yani evet, rahat rahat. Şimdikilerde tabii çok yatık. O zaman düşünmemiş fazla. Evet, o yüzden de şu direk mesela normal günümüz otomobillerinde daha ileride duruyor. Evet. Ve o görüşümü etkiliyor. Bunda mesela aslında, bunda öyle değil. Bunda harika, çok rahat. Her yerden döner. Büyük olduğuna hiç aldanma. Ufacık bir arabanın döndüğü yerden dönüyor. Ya. Evet. Ufacık bir arabanın döndüğü yerden dönüyor. Yani başka türlü bir araba. Bunu herkes zırhlı sanar. Daha doğrusu herkes demeyeyim de ilanlarda çoğu hep zırhlı yazar. Aslında çift cam, hepsi çift cam. Tamamen ses izolasyonu. Zaten bak susalım. Bir tek klimanın sesi var. Dışarıdan hiçbir şey gelmez. Çift camı o yüzden yapmış. Hem sessizlik, konfor için tamamen konfora yapmış arabayı. Bir de sen bunu aldıktan sonra galiba AMG jantlarını koydun. AMG tabii değil. Yani AMG'ye benzeyen. Çok eleştiri replika geldi benim koyduğu fotoğraflarda. Herkes niye bunun replika jantlarını koyuyorsun? Niye orijinal? Hem orijinal isteyen var. Aha. Kendi orijinallerini 8 deliği. Veyahut AMG'nin orijinal jantları var. Ya ben bu arabaya böyle aşık oldum. Ya gerçi aynen, ben 91'de aşık oldum buna da.
Bu araba bu jantlarla offsetli olduğu zaman çok güzel duruyor. Ne yapayım yani uzak doğmalıysa? Beğendiğimi koyuyorum. AMG'de offset yok, orijinal AMG'de. Yok ona bakma ya, bence çok güzel duruyor. Bence ya. De ben çok beğeniyorum yani. Çuk 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 oturmuş. Evet, ama işte bu otomobile şimdi 21 taksan yeridir. Evet tabii. Ama işte o zamanın şartlarıyla bu araba zaten 17-18. Tabii 19 da var fabrikası. 98'lerinde 19 da var. Ha süpermiş. Entenin mi diye bir jant modeli var AMG'nin, 19. Okay. Ben 20 taktım. Bir daha tane 96-500'üme 20 Brabus, hem de orijinal Brabus, mono 20 monoblok diye bir jantını taktım. Hmm. Ama araba sevmedi 20'yi. Abi zaten şeyini... Body roll diye bir şey var ya, evet. Arabanın altı sabit kaldı, üstü hareket etmeye başladı. Yani memnun kalmadı araba. 20'yi tavsiye etmiyorum. İşte jantı büyüttükçe aslında merkez, yani otomobilin ağırlık merkezini de yükseltiyorsun. Evet. Sen lastikle onu kompanse etmeye çalışıyorsun ama bir yere kadar. Tabii yani... Otomobilin çünkü orijinal fabrikasyon şimdi şeyine baksam, kataloglara. Kaç diyor? 16 falan 16. Diyormuş. Orijinal 8 delikleri 16. Evet. 17 diye bir jant koymamış. İstersen 18-19 diye iki tane daha jantı var. Opsiyonel alabiliyorsun. 16 dersen çapı. Evet. Çarpı 2.5 desen ne yapıyor? 40. Evet. Sen onu 20 dersen bambaşka ne bir boyuta geçiyor. 50 oluyor. 10 saati fark ediyor abi. Göbekten şeye. Bir de o 335 25-20 diye bir ebat var. 335-25-20 koydum. Ama iş değil yani. Çok güzel görünüyordu sadece. Ama i̇şte, bu böyle yani. Bunun... Abi bunun bence yani ben şeyden geldim bu konuya. Yani üzerinde 18'ler ve 35 yanak mı vardı? Arkaları evet. 265-35. Yani 35 yanak olmasına rağmen. Tabii hiç haberi yok. Konforu hiç haberi yok dediğin gibi. Hiç haberi yani yok. Hiç bilmez. Zaten buradan hidrolik olarak galiba süspansiyonu evet, ayarlıyorsun. Yağlı sistem. Ama sadece arkaya etki eder. Arka amortisör dönüşü. Önüne karışmaz kalıyor. Evet. Eksik şeylerimiz var. Koltuk kısmalarımız var. İşte o zamanki ASR yani antipatiren kontrolümüz en var. En arabayı yürütmeyenden. Evet. Yani en ufak şeyde arabayı durdurmaya çalışıyor. Tabi o şimdi ilk nesil. Evet yani ilk nesil. Bir de Mercedes'in hep öyledir ya. Evet evet. İlla abi. Arabayı durdurmak ister yani güvenliği almak ister. Arka elektriklerimiz yok. Arka koltuğun elektrikleri yok bunda. Isıtmalar var. Evet. Elektrikleri yok. Zaten elektriğe de gerek yok ya bu arada. Yani öyle bir aksesuar. Olsun. Hani olan aksesuarlar. Buzdolabı var. Evet. Ya benim bir arkadaşım bir dolabı vardı onda çok komik. Oğlum arabada ne var falan filan ne var ne yok falan diye soruyorlardı. Onda da 7 serisi vardı. Evet. Artık en sonunda o kadar sıkıldım ki diyor. Abi işte kapıyı arkayı açtım mı ne var ne yok dökülüyor zaten diyor. Bu kadar dolu araba diyormuş. Acayip. Bu boş. Bu boş değil göre... yine işte tabii. Buzdolabım var. Var. Arka soğutmalarım var burada. Tabii. Koltuklarım var. Var. Evet. Vakumlu zaten hepsi kapılar. Tabii abi zaten arkada divan var. Büyük oturuyorsun, büyük evet yataş. Yani sen de oturuyorsun bir şey olmuyor yani en uzun sensin aramızda. Evet evet. Sen de otursan bir şey olmuyor. Bagaja zaten hiç lafım yok. Tabii. Yani bagajın genişliği uzunluğundan daha geniş. Daha büyük. Daha evet büyük. Çok enteresan. İçeri doğru gitme ama çok büyük yani bagaj da çok büyük. Yani ben şimdi ilk başta şey açtım. Bagajı açtığın zaman onda da vakum var bu arada. Hı. Bagajı açtığın zaman böyle ah çok derin değil ya dedim. Küçükmüş bu dedim ama enine yani büyük. O kadar geniş ki. enine büyük. Enine büyük. 5 metre 12 santim araba mı olur? Evet abi. Bir de değişik şeyler var. Mesela bunda bardaklık yok. Bardaklık yok. İşte yani burada, var şurada bir burada tane. Bir şey var işte. Şuna bastığında bu tarafı açıyorsun. Evet i̇şte buradan çıkıyor bu çıkıyor. Falan. Bir tane bu var. Hiçbir yerde bardaklık yok. Evet. Yani değişik. Arkada oturan hiçbir şey içmesin demiş. Evet. Şu. Ama istersen tabii makam olduğu aldığın zaman koltuklardan masası çıkıyor. Tabii. Öyle. Bunda yok. Bunun yatıyor mu ön koltuk mu? Yatmaz ama evet. Arkadan kumanda edebiliyorsun hani. Evet. Bir de 5 ilerisini almak lazım arabanın. Ha, bu 4 ileri tabii. Yok bu da 5 ileri. Ha 5 ileri. Tabii, 4. 4'ü gördün mü korkma orada. 4 yapmış adam herhalde illaki bir sorun yoktur ama bende vardı bir tane. 190 km'ye falan 5500 devir gidiyordu 320. Çok yüksek yani. Bu kaç tabii bunu gidiyor? Bu daha tabii 3000 devir falan. 3500. Falan. Yani şöyle 160 km'yle 3000 devirle falan gidiyor. Bir de bu otomobil yani kilometresi çok az ha. Evet o yüzden 240, zaten bu kadar. 2000. Yani 240 binde. Daha sıfır sayıdır. 86 sıfır sayıdır evet. Tabii. Servise yolladım. Çok Ankara'da çok iyi bir servise. Niye yolluyorsun bana dedi. Motoruna şanzımanına bak dedim. 1 milyondan evvel bunların motoruna şanzımanına bakılmaz dedi ya. İyi dedim ama sen yine bir bak alacağız dedim yani. Belki fiyat kırarız dedim. Yok gerek yok git arabayı al dedi. Abi yani Pio zaten Mercedes'im var. Bir de yani bu 320 motor da sen de diyorsun evet, ya. Yani bulletproof. Evet inanılmaz yani. Dünyanın en acayip motorlarından biri. Zaten bütün otomobillerinde kullanıyor abi bunu. Her yerde kullanıyor. Hatta başka markalarda da başka kullanıyor. Sangyong'a veriyor. Tabii. Chrysler'e veriyor. Yani dünyada herhalde en çok kullanılan evet. Sağda solda evet. Başka markalarda dünyada en çok dağıtılmış motorlardan çok biri. Çok efektif bir motor. Çok hızlı değil. 231 beygir bir motor. Ama az yakıyor diyorsun. Çok az yakıyor. Mesela bunu alacaksan 500'e üzer seni diyorsun. 500 yani üzmez ama 320'de çok ekonomik bir araba kullanıyor gibisin. 10-12 litre 10-12 litre yakıyor. Sakin. Tabii çok trafiğe sokarsan artar.
Hani ama hani 20 litre hayatta yakmaz. 16-17 litre yakmaz. Abi yani bir de biraz da sağ yani bunu da işte hakim olacaksın. Sakin bas gidiyor işte yani. Bunun keyfi o zaten abi. Basmanın anlamı yok. Bununla gazlayacak bir şey yok ama inanılmaz yol tutuyor. Dedim ya sana. Denedim. Yani çok daha gider. Sen arabayı yeni kullanıyordun. Yani bazen diyorsun ki yok artık diyorsun. Öyle dönüyor yani. Çok değişik bir şey var arkadaşlar. Yani böyle direksiyonun başında bir kocaman bir şeye kamyon mu kullanıyorsunuz ya? Bir şeye böyle bir şey kullanıyorsunuz. Acayip konforlu. Otomobil gibi değil. Evet. Hele viraja girerken hiç değil. Direksiyonu falan da böyle bir tatlı sert, değişik. Hızlanınca sertleşiyor ama Allah'tan. Evet. O özellikler var yani. Yani ama böyle sanki his yokmuş gibi. Evet. Ama dönüyor. Dönüyor böyle. Çeviriyorsun. Hiç böyle güç sarf etmiyorsun sen. O da güç sarf etmiyor belli. Yok onun da işi. Dönüyor. Yani demin şuradaki viraja hızlandı. Evet. Ben sana hiç kaldırma yani dedim. Hiç kaldırma. Ki çok daha hızlı da girersin yani. Değişik bir hissiyatı var. Ya 140'a binen mutlaka aklında kalır. Yani bende yeni kasası da vardı. 220'si de vardı. Bir sonrakine de bindim. Hiç aklımda bile kalmadı. Abi işte bence S kasanın zaten en baba şeylerden biri çok, bu. Bu araba çok şey bir araba. Yani bundan çıktığında zaten inanılmaz bir etki yaptı 91'de. Bundan sonrası ölü yani. Bizim sitede var mesela. Hiç böyle var olduğunun bile farkında değildim. Geçen gün S varmış. Ne güzel, ne güzel bir araba falan dedim. Bundan dursa. Bundan dursa bakarsın. Evet, bakarsın. Ne oluyor diye bakarsın yani. Gereğinden fazla büyük duruyor. Ben buna erkek araba diyorum. Öyle. Bu hep ben 140 öyle derim yani. Erkek araba çok böyle hani ben geliyorum diye duruyor yolda. Evet. Hep aynı şeyi konuşuyoruz gerçi de çok yaşlandık lan. Ya sorma aynı yaştayız bir de o kötü. Yani 2000 yılının öncesinin otomobilleri erkek otomobiller. Erkek otomobiller. Yani sonrasında artık böyle o destek sistemleri bilmem neler. Yani maalesef. Silik yarışına girdi ya. Yani otomobil... Yoldan arabayı çıkaramıyorsun. Evet. Yani kalkarken sana yardım ediyor. Yokuşta kaydırma ne demek ya? O seni kullanmaya başlıyor. Yani yokuşta kaydırma ne demek? Kaydırma. Evet kaydırma. Kaydırma abi yokuşta. Niye kaydırıyorsun arabayı? Aynen abi. Fazla olmayacak. Biraz da sen kullanacaksın. Evet. O yüzden bizim neslimiz çok iyi araba kullanır. Bizim eski nesil, bizim büyüklerimiz de tabii işin içine katarak bizim doğru ya. Çok iyi araba kullanır. Çok otomobil kullanırlar. Öyle kazaları, belaları yoktur. Yani evet. Çünkü hiç elektronik hiçbir şey yoktu ki. Var mıydı senin arabaların elektronik? Hiçbir şey yoktu ya. Ne, ben 205 GT'ye binerdim. Ne elektroniği? Elektronik en elektronik camı. Tabii. O da kapanırsa. Evet. Yani kapanırsa camı var elektrikli yani. Abi işte o zaman hafifti bilmem neydi falan filan. Tabii. Bu kaç kilo abi? 2 ton mu? 2 ton. 1980. Vay maşallah. Ya bu 500 olsa ömür boyu eve koyup dursun. O da 500 olmasından dolayı. Yani evet. Hatta 600. Biraz gitsin. Hatta 600. V12 yazacak şöyle. Evet, benim şu an yani hayalim zaten 91'de de aşık olduğumda 600'de aşık olmuştum. 408 beygirdir 91'de ilk çıkan 600'ler. 408 beygire girdir. Sonra katalitik konvertör diye bir şuursuz malzeme icat edildi. 394 beygire düştü. İlk öyle aşık olmuştum. Hı-hı. Mutlaka bir günde 600 alacağım. Çok yok ama. Çok yok. Bir de kötüsü çok üzer. Tabii, çok tabii. İyisini bulmak lazım. Onlar da 100 bin liralardan başlıyor. Evet, iyisine de hasta adam zaten tabii, alır. Tabii, güzel, güzel, çok güzel canım. Bir tane var. İlanlarda evet, lacivert. Bakacağım yani ama istediğim ya bundan sonra olursa V12. Sen böyle böyle gideceksin yani. İnşallah. Daha sana ya bol, binerim yani 140. Daha sana bol 140'lar. Herkes istiyor. Arabayı aldım binemiyorum. Senin var. Yani senin otomobil aldığı zaman herkes peşinde koşuyor. Sat. Adam herkes biliyor oluyor. Düzgün araba. Ben kötü araba almam kolay kolay. Ama şimdi hani beyaza azıcık bineyim dedim ya. Azıcık. Bin abi. Bin azıcık mi? Bineyim yani. Biraz keyfini çıkar, zevkini al. Beyaz çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Bir daha da bulamayacağım. Aynen abi. Ama V12. Olursan. Sadece Mars sesi için alınır. Mars sesi için. Tabii motor çalıştırmak için de bir motor lazım yani gerçekten. Öf. Gidiğimiz otomobilleri gibi motor lazım. Bu bak McLaren kullanıyor aynı motoru biliyorsun. Tabii canım. Abi çok güzel ya. Seviyorum. Her zaman derler ya Mercedes ve diğerleri yani. Vallahi o zaman daha farklıymış. Ki MG'yim ben aslında. Ona rağmen büyük arabada rakibi yok. İyi abi. Ben yavaş yavaş bırakayım. Belki günün birinde bir tane 140 olur. Alacağız sen alacağız. Bana o iş bende değil. Tam senlik. Çoluğunu çocuğunu doldur arkaya. Oynasınlar arkada. Doğru. Kim haberin olmaz arkada ne yapıyorlar tabii. Bizim, orada oynasınlar. Büyük. İyi o zaman arkadaşlar bir sonraki testte daha doğrusu bir sonraki bir tur versene de görüşürüz. Hoşçakalın.